Haftan. Geçenlerde ben bunu ciddi ciddi konuştum. Birkaç tane arkadaşımız kültür şoku yaşamış. Sen bunu ciddi mi konuşuyorsun diye. Döneceğim Skibidi Toilet'a. Niye şok oldular oğlum? Yani o iş kötü. Yani. Ya şöyle bizden yaşı daha küçük olmasında... arkadaşlarımız. Yani şöyle düşün. Ha. Biz şimdi 30 küsürümüzdeyiz ya. Hatta bazılarımız 40 olduk ama aramızdan hangisi 40 söylemeyeceğim. Ee... <laughs> <Ben hazırımdır. gülüyor> Neyse biz sene 30-40'larımızdayız. Öyle diyeyim bari. Eee... <laughs> Bizi 20 yaşında izleyenler de var. Şimdi 20 yaşında izleyenler bize göre genco ama 13 yaşındaki çocuklara göre onlar artık abileri ya. Şimdi evet. onlar kardeşlerinin yaptığı her şeyi cringe bulup nefret etme dönemlerindeler. Doğru doğru. Hani bunu şey gibi düşün. İşte ne bileyim biz belli bir yaştayken mesela Avatar animesi cringedi bir sürü insan için. Avatar'la büyüyenler çok seviyordu. Yetişkin olanlar rahatça sevebiliyorlardı bunu ama... Kardeşim Avatar izliyor o ne öyle ya diyen bir tayfa da vardı. Mesela Harry Potter için de o geçerlidir. Yani bir şeyi kardeşin yapıyorsa asap bozucu ya da bizim, benim evde kuzen var 2 yaşında beyinsiz. O yapıyor dediğin her şey belli bir yaş grubu için cringe. Bence evet. bizim 20 yaş grubu için şu an Skippy the Toilet cringe. Çünkü 8-13 yaş grubu muhtemelen çok sert Skippy the Toilet tüketiyor. Ama ben 30 yaşında birisi olarak Skippy the Toilet izleyip eğlendiğimi söylemekten çekinecek değilim. Çünkü çocukluktan kopmaya çalışan insanlar genelde çocuk işlerini çok sert bir şekilde kötüler. Sen bir süre sonra diyorsun ki Ökü çocuk işi ben bunu da eğlendim. Döneceğim oraya. Skip It the Toilet bir dakikalık videolarla fenomen oldu abi. Doğru. Ve doğru, doğru. düzgün bir de oturttu. Başta sketch gibi gidiyordu. Şu an baya baya şeydeyiz. Allah işte tuvaletlerin beysini basıyorlar oğlum. Acaba ne olacak? İşte pompalı <laughs> tuvaletle işte bıçaklı tuvalet arasında gerginlik var. Acaba ne yapacaklar? Eyvah Michael Jackson tuvalet geldi falan gibi. Kendi narrativini oluşturdu tek bir kelime kullanmadan. Bu senaryo başarısı mıdır? Yönetmenlik başarısı mıdır? Bana bir şey mi? Evet. Yani animasyonun ya tabii canım. animasyonun sonsuz gücünü kullanıyoruz gibi toilet şu anda. Biz çok işten daha fazla merak uyandırıyor bir de yani saçma sapan. Ya bu evet şey %100 katılıyorum. Ben de mesela o dönem e, Pokemon Avatar benim de tam o döneme denk geldi. Yani i̇zlesen şimdi çocuklar izliyor. Ben, ben hmm. mi izleyeceğim falan gibi salaklığa düştüğüm liseli dönemlerine denk gelmişti. O dönem mesela şey daha bir erkek olarak Lord of the Rings okuyorum ben artık üçlemeyi. Üçüncü kere dönüyorum falan gibi geziyordum. Hı hı. Ha kötü mü de ama işte o saraklığı yaşıyorsun. Halbuki zevk alabileceğin bir sürü şey var. İzle yani. Ee, skibidi de hani çok derin anlam yükle yükleme. Dediğin gibi yani çok seyirci seyirciyi etkileyen bir şekilde yakalayan ve bir dakikalık işlerle 30 milyon 50 milyon izlenme yakalayan bir şey. Bu kolay bir şey değil yani. Bunun konuşulması lazım. <laughs> Basit Yo, öyle, bir öyle. şey değil. Ee, bir de işte şey abi blue çağı mı diyelim artık biz ona ya da kendi kendine karakterini oturtmadığın realizasyonun geldiği dönem. O dönem büyüklerin yaptığı her şey okey boomer cringe, küçüklerin yaptığı her şey ay aptal kardeşim yapıyor. Tam o yaş grubundaysan böyle şeylere çok tetikleniyorsun. Ama o yaş grubunun altında ya da üstündeysen bu tarz dertlerin olmuyor. Yani eee <laughs> en çok jöle ve el kremi tükettiği yaşlar olarak da halk arasında bilinir bu yaşlar.